Ve bakın ben 29 Mart'ta bir tweet attım ve NATO'nun Fransa'da Amerikan, İtalyan, İspanyol ve Alman ordusunun da katıldığı bir iç savaş tatbikatı yaptığını kamuoyuyla paylaşmıştım. Şimdi NATO'nun bu tür tatbikatları çok nadirdir, iç savaş tatbikatı. Fransa'da şehir savaşı tatbikatı yaptılar. Senaryo şuydu, Rusya'nın kışkırttığı grupların çıkarttığı iç savaş. Kimin kışkırttığı çok önemli değil. Bakın aradan 3,5 ay geçti. Şimdi Fransa kan gövdeyi götürüyor ve büyük bir karışıklığı yaşıyor. Peki nasıl çıktı hadise? Bir kriminalin polisin dur çağrısı üzerine durmaması, ateş edilmesi ve ölmesi. Kriminal diyorum çünkü çok fazla suça karışmış. Uyuşturucu süreci içerisinde torbacılık yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Ama öte yandan Fransız polisinin de bu çevrelere yönelik ve göçmenlere yönelik politikaları çok sert olduğu için bu olay bir tetikleyici oluyor. Daha önce de olmuştu ve kontrol dışına çıkmış durumda. Türkiye'nin bundan ders alması gerekir. Ama iktidarın büyük bir rahatlık içerisinde bundan ders almadığını görüyoruz. Hatırlıyoruz. FETÖ'ye yönelik eleştiri getirdiğimiz zaman aman onların başı seccadeye değiyor. Onlar çok dindar insanlar diyorlardı. PKK ile müzakere eleştirdiğimiz zaman Öcalan'dan demokrasi konusunda çok öğreneceğimiz şey var diyorlardı. Şimdi Türkiye'yi bir başka ve daha büyük felakete, büyük bir özgüven ve cehalet içinde sürüklüyorlar. Biz de bunu durdurmanın mücadelesini veriyoruz.